Bugün ben Ankara'dayım, kendisi İstanbul'dan bizlerle birlikte. Enerjisa CEO'su Sayın Murat Pınar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi özellikle Enerjisa'nın bir bilançosuyla başlamak isterim. Rakamlara baktığımız zaman son çeyrek bilançosunda manşet rakamda bir zarar görüyoruz. Fakat biz burada tabii genel anlamda baz alınan net kar üzerinden bakmayı tercih ediyoruz bilançoya. Orada 462 milyon liralık bir kar var ki burada %28'lik bir yıldan yıla da büyüme söz konusu oldu. Önce 2020'yi bir genel olarak değerlendirirseniz Enerjisa temelinde ne çıktığımız var? Aynı zamanda bilanço kârı anlamında da tabloyu nasıl yorumlarsınız? Açıl Bey, şöyle ifade etmem lazım. Aslında 2020'nin ilk iki ayı geçtikten sonra Covid'in etkisinde ciddi bir dünyada ve Türkiye'de etkilendiğimiz bir yıl oldu. Ama enerji olarak odaklandığımız nokta şuydu. Biz bu dönem içerisinde 24/7 hizmet verdiğimiz bir sürdürülebilirliğin önemli olduğu, ki öncelikle şunu da söylemek lazım, en önemli şeyin sağlık olduğunu öğrendik bu süreçte. Bu anlamda da 14 Mart dün kutlandı. Ben bütün sağlık çalışanlarının emeklerine ve yüreklerine sağlık diyorum. Aynı zamanda bu dönem içerisinde 24 yılda çalışan tüm enerji sektörü çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Özetle şuna geldiğimizde ciddi etkileri oldu. Evet, özellikle 3 ay Haziran'da o ilk normalleşme alanları, kısıtlamalarının yavaş yavaş kaldırıldığı döneme kadar ciddi anlamda bir talepte daralma oldu. Bu daralma tabii hem endüstriyel alanda hem ticaret ve ticarethane ve esnaf alanında oldu. Tabii bunlar o 3 aylık dönemden sonra hızlı bir toparlanmaya girdi. Bu anlamda son çeyreğe geldiğimizde de yine tekrar sayıların artması nedeniyle kısıtlamalar belli ölçüde tekrar başladığında, tabii bu süreci yönetirken de en önemli gelir kalemlerinden birisi olan yatırımlara odaklandık ve hedeflediğimiz yatırımlardan %30 daha fazla yatırım yapmayı başardık. Bu anlamda da baz alınan net kârda aslında bahsettiğiniz büyümeyi yakaladık. Bahsettiğiniz zarara gelince aslında son çeyrek Enerjisa içinde, sektör içinde baktığınızda 5 yıllık bir tarife döneminin kapanması, aynı zamanda yılın kapanması, aynı zamanda çeyreğin kapanması. Bu anlamda da şu var, tabii varsayımlarınızın üzerinden geçiyorsunuz. Tek seferlik bir etki, ki bunun biz zaman içerisinde özellikle lisans süresi boyunca etkisinin tamamen sıfırlanacağını kabaca öngörüyoruz. Ve bu anlamda da zaten temettü verirken de bu etkiden arındırılmış baz alınan net kar üzerinden yapıyoruz. O anlamda tek seferlik olduğunu belirtmek isterim. Şimdi burada özellikle tabii tarife meselesi çok ön plana çıkmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde buralardaki belirsizlikler belli ölçüde ortadan kalktı. Kompozisyonda daha netleşti. Nasıl görüyorsunuz önünüzü? Şimdi şöyle bakmak lazım. Biraz önce aslında ben taleplere de bir göz attım. 2021 nasıl başlıyor? Diğer taraftan 5 yıl nedir? 5 yılımıza baktığımızda biz daha önce de ifade ettik bunu. 5 yıl içerisinde şebeke ve yenilenebilir enerjilere, teknolojilerine 15 milyara yakın yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu aslında baktığınızda bir önceki döneme göre %60 daha fazla bir yatırımı öngörüyoruz demektir ki bu aynı zamanda altyapı şirketleri açısından baktığınızda çok önemli bir yatırım miktarı. Aynı zamanda da istihdama katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. Diğer taraftan 2021 için önemli konulardan bir tanesi de aslında şunu görmemiz lazım. Covid'in etkilerinin henüz daha devam ettiği fakat aşılama ve normalleşme süreciyle birlikte önemli bir hız kazanacağını düşünüyoruz ki bunun ilk sinyalleri aslında kısıtlamaların hafif kaldırılmasında ilk iki haftasında Mart'ın gözlemledik. Hatta talepte %15 artış, en çok etkiyi yaşayan ticarethane ve esnafta da bu artışı görüyoruz. Endüstri zaten aslında geçen yıldan beri talebi de tetikleyen, talebi de bir yere taşıyan grup oldu ve halen de bu büyümeye devam ediyor. Bu anlamda baktığınızda geçmiş yıla 2020 Avrupa -2 talep daralmasıyla kapattı. Türkiye'ye baktığımızda çok az geçen yılın üstünde 0.5 oranda yüzde artışla kapattı. Bu anlamda yeni döneme baktığımızda biz hızlı bir toparlanmanın geleceğini öngörüyoruz. Bu anlamda da 2021'in hedeflerinde zaten yeni dönemde de açıklamalarımızı yaptık. Yine iki haneli faaliyet gelirlerimizde artış trendini devam ettireceğiz. Önemli bir yatırımda da biraz önce bahsettiğim %60 daha fazla bir yatırım yapmayı planlıyoruz önümüzdeki yılda. Ve bunu 5 yıla da yaymayı hedefliyoruz. Ayrıca keşte de daha doğrusu nakitte, nakit akışımızda güçlü bir nakit akışı yüksek yatırıma rağmen sağlamayı öngörüyoruz Açıl Bey.
Şimdi geçen senenin özellikle ikinci yarısından itibaren şirketin bilançosunda hem üçüncü hem dördüncü çeyreğe baktığımızda nakit akımında ciddi bir toparlanma olduğu dikkat çekiyor. Dolayısıyla aslında bu yatırım planlamasını da işin içerisine kattığımızda elbette Sabancı topluluğunun da bir genel bakışı var burada. Özellikle net faaliyet gelirleriyle borç arasındaki oranın, makasın aşağı yönlü gitmesi yönünde bir genel temayül var grupta. Bu bağlamda yapılacak yatırımların ne kadarı öz kaynak, ne kadar dış kaynak kullanılarak yapılması planlanıyor? Bu anlamda zaten cash açısından baktığımızda, nakit açısından baktığımızda güçlü bir performansımızı bu yatırımlarda devam ettiriyoruz. Ama geçmişte olduğu gibi de 60'a 40 oranda özellikle kredi öz kaynak oranı olarak baktığımızda bu anlamda aynı şekilde devam ediyor olacağız. Ki bu anlamda yatırımların ötesinde alanları da bölmüş olmamız lazım. Bir tanesi şebeke yatırımları, biraz önce bahsettim. Bunların büyük çoğunluğu orada kaynaklanıyor olacak. Yakın zamanda da işimin enerjisi anlamında yaptığımız, lansmanda da aslında yapmaya çalıştığımız yeni teknolojilere, yeni gelen trendlere, ki dünya bu anlamda enerji trendlerine baktığınızda 5 tane önemli D diye ifade ettiğimiz, bunların bir tanesi deregülasyon, dekarbonizasyon, desentralizasyon, dijitalizasyon ve dekarbonizasyon adı altında 5 ana alan var, trend var. Diğer taraftan Türkiye'ye baktığımızda, ki bu her ülkede farklı farklı oluşabiliyor trigger noktaları, tetikleyen noktalar. Türkiye'de bir tanesi elektrifikasyon. O yüzden yatırımların büyük kısmının burası alacağı açık. Diğer kısım aslında verimlilik, ki bundan da biraz bu konuyu açmak isterim. Bugün açıklanan reformlar içerisinde bunları çok destekleyen şeyler de gördük ki bu hikaye aslında 2017'de ilk ulusal enerji eylem planıyla başlayan, ondan sonra 11. 5. kalkınma planıyla da desteklenen ülkedeki verimlilik hedeflerimiz ne olacak? Yenilenebilire nasıl katkıda bulunması lazım? Ülkenin strateji içerisinde ciddi payları var ve bugün gelinen noktada aslında bunu destekleyen şeyler gördük reform açıklamalarında. Bu anlamda baktığımızda yine aynı şekilde yatırımlarımızı birincil olanı şebekeye yapmak, ki bu anlamda düzenlenmiş varlık tabanımızı da artırmayı hedefleyerek birincil kısmını bu tarafa yapıyoruz. Diğerinde de yeni trendlerde ne var aslında söyleyebileceğimiz, e-mobilite var. İkincisi dağıtık üretim var, ki bugün trend aslında tükettiğiniz yerde enerjiyi üretin noktasına geliyor, ki bu anlamda da son dönemde haberlerde de görüyor olabilirsiniz. Bu anlamda yatırımlarımızı da devam ettiriyoruz. Ve önümüzdeki bu 5 yıl içerisinde aslında %80-90 civarında kısmını şebeke yatırımlarına, diğer %15-20-15'lik kısmını da aslında yeni teknolojiler, yeni trendler ve ülkede ve dünyadaki trendlerin birbiriyle kesiştiği noktalarda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Şimdi burada elbette çok önemli konulardan bir tanesi biraz önce söylediğiniz gibi şebeke yatırımları. Çünkü bu aslında Türkiye'nin geleceğinde uygulanabilecek, adapte edilebilecek her türlü yeni teknolojinin ana teması. Dolayısıyla aslında belki sorulması gereken sorulardan biri, yapılacak olan şebeke yatırımlarında bir ekstra teşvik modellemesi, bir ekstra desteklemeye ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Eğer buralarda devletten gelebilecek bir katkı olursa önümüzdeki dönemde hem yatırım verimliliği hem aynı zamanda yatırım yoğunluğu açısından daha farklı bir tablo görme ihtimali var mıdır? Ne dersiniz Murat Bey? Özellikle bir örnekle bunu açıklamak isterim. Özellikle e-mobilite konusu. Artık e-mobilite sizi A noktasından B noktasına götüren bir taşıt dünyasından bahsetmiyoruz. Ulaşım dünyasından bahsetmiyoruz. Bu anlamda artık aktif şebeke elemanı olabilecek, o dinamizmi yönetebilecek teknolojik yatırımlara da ihtiyacımız var bu dönem içerisinde. Diğer taraftan bakıyorsunuz, bugün Kaliforniya'da, San Francisco'ya baktığınızda %20'si elektrikli araç kullanır hale geldi. Ve oradaki tecrübeleri de yakından takip ediyoruz. Bu aslında şebekeye %13 ilave talep getirdi. Yani yeni enerji talebi aslında bugünkü mevcut kullanımından çok farklı bir noktaya gidiyor. O noktada bizi getirdiği yer aslında ikisini beraber yönetebileceğimiz hibrit bir model gibi düşünün. Yeni dünya, akıllı şebekeler, birisi de mevcut şebekemiz, bunun ikisini beraber yönetecek. 2035'e de bizi hazırlayacak altyapıları bugünden yavaş yavaş hazırlıyor olmamız lazım. Bugün en önemli öngörüler bu. 2035'te toplam satılan araçların yarısı elektrikli olacak. Buna hazır olmazsanız aslında o dönemde araçların hani o şebekeye bağımlılığını ortadan kaldıramazsınız ki Türkiye'nin bir önemli konusu da elektrifikasyon. Elektrifikasyon dediğimiz zaman da işte bu bahsettiğimiz demografik,
Nüfus artışı gibi bugün Avrupa'da buna benzer bir artış yok. Her yıl %2, %3 civarında aslında şebekeye ilave yatırım yapıyoruz biz. Mevcut şebekenin toplam olarak baktığımızda. Bir de yeni teknolojileri eklerseniz bizim o zaman başka bir noktaya doğru da evrilmemiz gerekecek. Bir, mevcut şebekeye, geleneksel şebekeye yatırım. İki, geleceğin şebekesine ve bunu beraber yönetecek teknolojik sistemlere yatırım yapmak gerekecek gelecekte Açıl Bey. Şimdi özellikle tabii elektrikli araçlar meselesi üzerinden bakacak olursak, örneğin sadece TOG üzerinden baksak 1 milyon araç gibi bir hedef var önümüzdeki 7-8 yıllık periyod içerisinde. Dolayısıyla eğer bu sayıya ulaşılabilecek olunursa, sadece TOG da değil elbette, diğer araçların da elektrikli modellerinin sayısı artacağı için bugün Türkiye'de 3000 civarında en fazla araç satışı var elektrikli. Ancak önümüzdeki dönemde bu sayı bu şekilde eksponansiyel artmaya devam edecekse, o zaman buradaki bir şarj istasyonlarının, iki kurulacak olan şarj istasyonlarının benzer şekilde şehir şebekesiyle konuşmasının önemi çok büyük olacak. Buralarda ne durumdayız? Sizin bir de e-şarj adı altında başka bir şirketiniz daha var. Dolayısıyla buralardaki akaryakıt istasyonlarına entegrasyon artı kendi istasyon sayılarınızı nerelere çıkarmayı amaçlıyorsunuz? Burada şöyle bölmek lazım. Önce bir ana hatlar olarak düşünün, otobanlar üzerinde bir milli charging şebekesinin olması lazım. Şarj şebekesinin olması lazım ki bu ana hatlar olarak düşünün. Bir de aslında bireysel olarak kullanıcıların kendi evlerinde şarj edebildiği veya sokaklarında, arayollarda yapabildiği ki bu benzin istasyonlarında bir başka yerde yeni bir yapının kullanılması ama eninde sonunda elektriğe erişimin olduğu yer olmalı. Yani hangi lokasyona kuruyorsanız kurun bir enerji noktasına erişmeniz lazım ki bu da her noktada erişilebilir midir? Bu yüzden bu teknolojiler üzerinde de çalışıyoruz. Yani sadece o şarj sayısından ziyade aslında enerjiyi oraya beraberinde nasıl götüreceğiz? Bununla ilgili de mikro şebeke çalışmalarımız var. Yakından takip ettiğimiz teknoloji bu. Bu bir tarafı. Diğer tarafı bir de bunun regülasyon tarafı var. Yani mevzuat nasıl oluşacak bu konuda? Bununla ilgili Avrupa'da en ileride olan İrlanda, orayı da yakından takip ediyoruz. Neler uygulanabilir? Bu arada son iki yıldır da aslında Sanayi Bakanlığımız ve Enerji Bakanlığımız da aslında bununla ilgili çalıştıklarının hepsinde dahil olup neler değişebilir? Dünyadaki en iyi örnekler neler? Dünyadaki gelişmeler neler? Bunları beraber tartıştığımız bir noktaya geliyor. Ama şunu çok net söylemek lazım. Bugün Türkiye'deki enerji tüketimine baktığınızda iki ana kalemi %50 ile ayırdığınızda ki %28'i bunun petrol, %26'sı elektriktir. Bu %28'lik petrolün 2050 yılına kadar devşirildiğini düşünürseniz elektrikli araçlara ne demek istediğimi anlatabiliyorum diye düşünüyorum. Bu da yaklaşık olarak her %20'lik araç artışında yaklaşık %15'lik talep artışı demek ki bu sadece charging istasyonlarından ziyade aslında şebekenin de bu anlamda desteklenmesi, mevcut yapı haricindeki yenilenebilir burada devreye girmesi çok önemli. Mikro şebekelerde aslında sistemde yerlerini alacaklar gibi görünüyor şimdi. Peki Murat Bey, 5 yılda 15 milyar TL'lik bir yatırım projeksiyonundan bahsettiniz. Bu oldukça ciddi bir rakam. Bunlar gerçekleştikten sonra 5 senenin sonunda enerji sayı planladığınızda ya da tasarladığınızda nasıl bir şirkete dönüşmüş olacak bu yatırımlarla beraber? Şöyle özetlemem lazım. Bir, aslında bizim ana iş kollarımıza baktığınızda dağıtım ve satış, bunların zaten organik olarak büyümesini hedefliyoruz. Diğer taraftan biraz önce bahsettiğim verimlilik ve sürdürülebilirliğe dayalı yatırımlarımız, teknoloji ve dağıtık üretim, e-mobilite yatırımlarımızı devam ettiriyoruz ki burada önemli bir iddiamız da var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde aslında 10 katından daha fazla bir noktaya gelecek. Hem dağıtık üretim hem e-mobilite anlamında bakıyoruz. Diğer taraftan bunun yanı sıra tabii ki önümüzdeki dönemde bunların getirdiği faydalar neyse, bir aslında hedeflediğimiz şey şu: yatırımcımıza temettü dağıtabilmek. Birinci hedefimiz bu. Bunun ardından kalan ne fayda sağlayabiliyorsak, mevcut organik büyümekten bahsediyoruz. Diğer fırsatlarla da ilgili ki dünya çok hızlı değişiyor. Biraz önce bahsettiğim trendlere bugün yeni eklemeler olduğu düşünülüyor. Ki bunlardan bir tanesi de batarya teknolojileri. Şebekenizin aslında bir taraftan sizin mevcut geleneksel yapınızın yanında ilave dağıtık üretim diyorsunuz. Bunu aslında birincil kaynağa çevirmek için yeni yatırımlar, yeni beklentiler, yeni trendlerle beraber bunlarla da ilgili önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı planlıyoruz Açıl Bey.
Şimdi bir de yenilikçi projelerden bahsettiniz. Bunlardan bir tanesi Galatasaray Stadı'nın çatısına yapılacak olan güneş enerjisi uygulaması. Dolayısıyla aslında ben sizinle daha önce sohbet ederken anlatmıştım. Işın Çelebi, devlet eski bakanı, Galatasaray Stadı ilk yapıldığı dönemde oradan sorumluydu. İlk başta yeni heves ışıkları açtık. İlk ayın sonunda öyle bir elektrik faturası geldi ki anında kapatmak zorunda kaldık dedi. Dolayısıyla şimdi bu projeyle birlikte Galatasaray kendi ihtiyacının, stattaki ihtiyacının ne kadarını karşılayabilecek güneş enerjisiyle birlikte ne kadarlık bir verim ve fayda sağlanmış olacak? Şimdi şöyle söyleyelim, oradaki modelde aslında biz ilk derken işte en büyük proje derken Avrupa'da da alan anlamında bahsetmiştik ama modeli de enerji performans modeli. Yeni dönemde mevzuatlara da girmiş oldukça önemli bir sistem. Burada aslında ne yapıyoruz? İlk gün itibariyle proje teslim etti, çalışır hale geldi. O gün itibariyle biz aslında Galatasaray'a burayı devrediyoruz. Ama 10 yıl içerisinde işletmesi ve bakımı bize ait olduğu için oradaki performansımız ne kadar iyiyse aslında geri dönüşü, ki 10 yılın sonunda tamamı artık orada üretilen enerjinin tamamı da uhdesine bırakılacak Galatasaray'ın. Bu anlamda da fayda sağlaması bugünkü mevcut tüketiminin maksimumda aslında %60 ila %70'ini karşılayabilecek durumda. Hiç aktif olmadığı durumlarda aslında şebekeye bundan enerjiyi gönderebilip, verebilip oradan da fayda sağlıyor olacak. Ama bu kendilerinin de hesaplarında geçen gün başkanın da ifade ettiği gibi bütün 10 yıla bakarken aslında öyle bir yatırımın bila bedel 10. yılından sonra sahibi olmak ve ondan sonra da 15 yıl boyunca %60, %70'ini dahil ediyor olmak ki gelecekte geliştirebilecek ilave projeler de olur. Ama başlangıç için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki sürdürülebilirlik ve verimlilik derken aslında şunu da ifade etmem lazım. Böyle içini de daha içten şeylerle doldurmak lazım diye hissediyorum. Bir, insanlığa faydası var. İki, ülkemize faydası var. Üç, sektörümüze faydası var. Ve en önemlisi de çocuklarımıza faydası var. Biz o yüzden bu projeyi ayrı anlamda içimizde hissederek desteklediğimiz bir proje oldu bizim Açıl Bey. Diğer statlara yapma imkanı var mıdır Murat Bey? Herkes isteyecek çünkü. Ben seve seve, yani hangisinin statik hesabı uygunsa, ne kadar alan varsa, ki bu söylüyorum ya, bu memleket meselesi. Bu sadece dediğim gibi bir proje satmak değil. Ama bugün baktığınızda aslında Türkiye yenilenebilir enerjiye baktığınızda Türkiye 2017-2023 enerji eylem planında, verimlilik eylem planında %38'lere çıkarmayı planlamış yenilenebilir enerjiyi, %32'lerden. Bugün geldiğimiz nokta şaşırtıcı derece iyi, %44'lere ulaştı. Ki bu son 10 yılda yenilenebilir enerjiye 3 kat yatırım yapıldığı anlamına geliyor. Bu aslında bizim toplam borç içerisinde baktığınızda ülke borcu açısından en büyük faturayı ithalatta biz enerjiye ödüyoruz. Ki bugün 185 milyar dolar son 5 yıl, baktığınızda 36-37 milyarlık yıllık faturayı ödüyoruz. Eğer biz bunu dönüştürebilirsek yenilenebilir enerjiyle, milli kaynaklarla, bizim artık pozitif veren bir ülke olmamız içten bile değil, bir dikeyden daha, 10 yıldan daha kısa sürede. O yüzden bu anlamda sadece statlar değil, fırsatını bulduğumuz, mekanik olarak, teknik olarak, mühendislik olarak uygun her yerde bunu yapabilecek bütün sektörün bunun için, ki buna politikalarda Enerji Bakanlığı stratejide çok uygun. Bugün açıklanan aslında reform paketin içerisindeki o küçük küçük detaylar da aslında bunu destekliyor gibi görünüyor. Ve bu anlamda da ilave istihdam yaratabilecek bir yer burası. Ki dünyada bakıldığında buna aslında bunun mühendislik işleri bile 9 milyondan fazla istihdam yaratacağı söyleniyor. O yüzden bizim buna hazırlık yaparken büyük resimde aslında ülkeye katkısı, insanımıza katkısı ve dünyaya katkısı. Dünya katkısı derken neyi ifade etmeye çalışıyorum? Bugün 1 milyar kişi neredeyse hala elektriğe ulaşamıyor. 2 milyar kişi temiz suya ulaşamıyor. O yüzden bu ulvi bir mesele. Tek başına sadece projelerle değil, aslında böyle bir amacıyla beraber değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum Açıl Bey. İki sorum daha var Murat Bey. Bunlardan bir tanesi özellikle tabii YEKDEM destekleri ve aslında buradan gelebilecek olan ekstra kur baskısı. Yani kur enerji sektöründe deyim yerindeyse bazı şirketlerin, tırnak içinde söyleyeyim, canını okudu. Bazıları açısından nispeten daha korunaklı bir alan yaratmıştı. Dolayısıyla buralardaki anlaşmaların, desteklerin döviz TL değişimi ne getirir ne götürür? Bu birinci soru. İki, yatırım planlamanızda, ki bir yabancı ortağınız da var. Dolayısıyla buralarda oluşan kur düzlemi
yatırımların buraya yapılırkenki projeksiyonu üzerinde etkili oluyor mu? Güçlük ya da kolaylık anlamında, yani kurun TL'nin değer kaybetmesi onlar için daha düşük kaynakla daha yüksek miktarda alım yapmaya getiriyor olabilir ama aynı zamanda burada elde edilen karın kar transferi anlamında da problem yaratabiliyor mesela. Şimdi tabii birkaç noktadan yaklaşmakta fayda var. Bir ülkedeki kur meselesinin son bir kere gelişmekte olan ülke ve pandemiyi bir ayrı bir paranteze koymak lazım. Bu dönemde neler yaşandı? Bu anlamda yatırımcı, yabancı yatırımcı bakarken nereye bakarak geliyor? Bir, aslında sizin ülke risk puanınıza bakıyor, CDS'e bakarak geliyor. Ki bunu eğer şöyle bir sene öncesine gittiğinizde 600 puanlardan bahsederken bugün 300-325 puanlardan bahsediyoruz. Buraya bakarak geliyor aslında. Diğer taraftan sizin piyasanıza, hisse pay marketinize, pazarınıza bakarak geliyor. Oraya baktığında da aslında geçmiş döneme şöyle bir bakarsanız 10 yıllık perspektifte ne kadar kalıyorlar hisselerde ki özellikle bir kıyaslama olması için söylüyorum. Kabaca 300 ila 400 gün arasında kalıyordu yabancı yatırımcı ülkede. Bugün gelinen noktada ki kendi yerli yatırımcımıza baktığımızda bu anlamda yaklaşık olarak 30-35 günlerdi. Bir kere piyasa derinliğinin oluşması için bu rasyolar önemli. Bugüne geldiğimizde ki gelişen piyasaların tamamında böyle ki dünyada bütün o destek yapılan destekler işte en son Merkez Bankası'nın açıkladığı ki bugün o düzelmelerin içerisinde çok büyük pay var. Öyle baktığımızda bugün yabancı o hisselerde 78 gün beklerken yerli yatırımcımız 18 gün bekliyor. Bu kısa vadeli daha riskli olan şeyden uzun vadeliye geçtiğinde aslında kurla ilgili değil oradaki sektöre güvenmesiyle alakalı. Şimdi enerji sektörüne ben sorumlu olduğum alan itibariyle baktığımda aslında Türk lirası girdi, Türk lirası çıktı olarak baktığımızda bir risk oluşmuyor. Ama diğer taraftan yatırımcılarımıza baktığımızda yabancı yatırımcı payı bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda %45 ila 50'ler arasındayken aslında en az da bu 65'in üzerinde bir yerde konumlandığı yer itibariyle riskleri ve büyük makro değişikliklere, bu tip kırılganlıklara oldukça güçlü durabilen bir şirket olduğu için aslında enerjisi enerji olarak bundan çok etkilenmediğimizi söylemek isterim. Ama diğerini de biraz önce söylediğim aslında ülkeye baktığımızda CDS puanı önemli geliş için diğer taraftan da bu bahsettiğimiz geçmiş dönemde de bugüne 3 ayda açıklanan şeyler aslında bu güveni artırdığımızda yabancı kurdan çok aslında değere geliyor diye düşünüyorum. Son sorum halka arz sizin tarafınız değil ama özellikle üretim bacağının halka arzı açısından durum nedir? Bir onunla ilgili bilgiyi de almak isterim sizden. Şimdi şöyle söylemem lazım. Enerji üretim ve enerji enerji ayrı legal entiteler ve farklı ortaklık yapılarına sahipler ki birinin halka arzı olduğunu zaten biliyoruz. Diğerinde de burada artık aslında inisiyatif tamamen hissedarların elinde. Onların kararı ki onların önünde senaryolar vardır. Oturup değerlendireceklerdir. Hangisi daha uygun kendi stratejileri için hissedarın bu inisiyatifi onlar tarafından da belirtilecektir. Hani benim söyleyebileceğim bunlar olur Aşıl Bey.